Arkadaşlar, ben galiba gözyaşlarım
hatırlamayacağım. İzin verirseniz ben de bir dakika duygularımı şey etmek istiyorum. Çok saygıdeğer daire başkanım, sevgili ve sahip arkadaşlarım. Benim babam da memurdu. Nur içinde yatsın. Bana itaat, disiplin, amirlerime saygı ve sonsuz bağlılığı ve sabrı o öğretti. İzin rapor dinledim, çalıştım hep tıkır tıkır. Önce Allah, sonra görev, sicilim tertemiz şükür. Tam 32 yıl bu serviste yok demedim, gık demedim. Geçti yıllar rüzgar gibi, tek lokma haram yemedim. Vallahi hiç anlamam Mırza. Hamdi Bey, ben de rekanlıyım. Masası da ben geçeceğim. Yok oğlan, ben de daha önce bu masa geçmem. Tanıktır tüm müstah derler. İşe vaktinde geldim. Takdir etti amirlerim. Üçün birine yükseldim. Evden işe, işten eve, namusumla, şerefimle. Ne güzel konuştun Zambi Bey, ne güzel. Teşekkür ederim. Ben en iyisi bir otobüse bineyim de evime yuvama kavuşayım. Eşim de kızım da meraktadır şimdi. Sofrayı da hazırlamışlardı. Öyle mutluyum. Öyle mutluyum ki. Saçını bir hamle ona sokamadı. Kızım yardım et bana. Aydın neredeyse gelin. Akşama kadar neyle aradığını bilmem ki. İnsan biraz derneği toparlar yaşadığı yeri. Duş kazanına tut. Evleneceksin de, ev hanımı olacaksın da ben de göreceğim. Ölme şirin ölme. Aa tamam anne, anladık seni de derdin zorun benimle ha. Sen bensin çünkü kızım. Kılıklısın. Kıçını koyduğunu kursan kalmazsın kaybolduğun yerden. Sura çocuğum bak böyle. Kalkış isyandır ortada. Öp anne. Zaten canım sıkılıyor. Neden? Aydın'a güzel bir hediye alamam. Kral tanımıştın ya işte. Ucuz yolda uyduruk bir şey. Oysa doğum gününde bana şeytan kaza kalmıştı. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin. Nereye gidecekmişsiniz bu akşam? Bilmem, sürpriz edin. Ben geldim. Hande hoş geldin. Demek'in yanına kalktı, güzel. Zuhal, bak baban geldi. Bir hoş geldin yok mu? Var baba, hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün daha önce de büyük tören vardı. Benim için emekli oldum diye. İyi, iyi. Bakın. O ne baba? Arkadaşlar hediye almışlar bana. Açalım bakalım içinde ne var. Behiye, sen aç, sen. Aaa, kompost da kendileriz. Zalimi çeyizine koyarız. Ya, peki Behiye, sen nasıl uygun görürsün? Zaten alır oradan yavrum. Bunu da daire başkanımız Asaf denilendi. Bir de konuşma yaptı benim için. Hı ne beni övücü. Babanın saati bana versene. İyi de bu saat benim tam 32 yıllık çalışmamın ürünü. Anne bu saati doğum günü için Aydın Hanım. Aa evet ya. Hamdicim senin servis ofçası saatin var ya babamdan yadigar. Madem öyle, al kızım. Pardesenin cebinde kutusu da olacaktı. Ay babacığım çok şekersin. Bir taneciksin. Bir tanesin. Aydın canım. Çocuk da korkuyor şuraya. Amma meraklı. Aşağıdan aşağıdan dağ. Sanki bütün mahalleyi ayağa kaldırması olmayacak. Tamam Behiye, bakma öyle bana kızgın kızgın. Anladık, genç bunlar, anlayışlı olmalıyız. Ay benim öyle gelmiyor, hemen indirdi bana. Hadi ben çıkayım.
yatak odası takımlarına ısmarladınız hemen. E mutfaktaki tarafına düşüyor. Ondan sonra göğsümüzü geri geri sorarız o dünürlere. Sen bilirsin işini Behiye. Tamam, öyle yapalım. Behiye be! Acadım. Hani diyorum, emekli ikramiyemi alınca denkleştirebilirsek. Şöyle Burhaniye taraflarında mı olur, Ayvalık taraflarında mı olur? Biliyorum, iki göz bire gidiyorsun denize yakın. Hep düşledim bunu Behiye. Şöyle penceresinden mendil kadar bir deniz görülen bir ev. Emeklilik yıllarımı geçirebileceğim. Tabii senle beraber şöyle sandalyeme oturup gazetemi okuyabileceğim. Köpüklü köpüklü kahvemi içebileceğim. Dışarıya çıktığımız zaman merhabalaşacağımız kasap mamakta ne dersin Behiye? İyi de Zuhal evlenecek bugün yarın. İki olacak, üç olacak. Torunlarımıza kim bakacak? Biz kuzularımızdan ayrılamayız. İşte peki gideriz bir haftan sonra 10 günlüğüne. Sonra bayramlarda falan onlar da bize gelirler ha. Ne dersin Behiye? Konuşuruz. Yok. En iyisi bu akşam düşünelim. Nasıl olsa yalnızız ikimiz. Yok hayır, ben birazdan çıkacağım. Meral Yağız'ın arkadaşları sözleşmişler. Yemek yiyeceklermiş bir lokantada. Sonra da tiyatroya gideceklermiş. Oğuz, torunlara bakacağım bu akşam. Biliyor musun? Oğuz yoksa gibiysen. Behiye, biz senle en son bir lokantada ne zaman yemek yemiştik? Sahi, biz hiç tiyatroya gittik mi Behiye? Anlamadım canım, ne dedin? Yok bir şey, ben kendi kendime konuşuyorum. İyi, dolaptaki limonu falan yerim de biraz da makarna var. Acıkınca ısıtır herhalde ye. Tamam, acıkınca ısıtır yerim. Karnım aç değil benim. Kocacık be. Efendim? Acaba diyorum, emekli ikramiyeni alınca. Herhalde diyor ki, bir otomobil kampanyası varmış. Peşinatını yatırabilirsek taksitlerini ödeyebiliriz diyor, ne dersin ha? Tamam, veririz Behiye. Ya, şurada bir misafir sigarası olacaktı. Canım çekti beni. Nelerdir bu? Anne geç kaldın diyecek. Alo? Metin'e? Oğlum, koçum. Nasılsın çocuk? İyisin değil mi? İyiyiz, biz çok iyiyiz. Baban da ablaların da iyiyiz şükür. Öksürüyorsun sen. Aman diyeyim gülüm, Bursa'nın havası biraz şeydi. Koru kendini, sıkı giyin, değil mi? Efendim? Öyle mi? Öğrenci yurdu çok kalabalık, ders çalışamıyordun demek. Tabii bir de ısınmayınca... Ne olmuş neymiş sıkıntısı Behiye? Peki şimdi kaldı ne? İyi etmişsin Cerkara, pek güzel etmişsin. Ya ne etmiş, ne yapmış bu çocuk Behiye? Sen hiç üzülme arasını, hiç feda etme kendine. Baban yarın sabah yok işlidir sana. Sen şimdi yeni kaldığın evin adresini yazdın bana. Kalemle kağıt ver. Çabuk ol. Al beni. Ya. Böyle yazıyoruz yavrum. Çekirge. Çekirge. Osman Hamdi Bey sokağı. Osman Hamdi Bey sokağı. No, 28'e 1. 28'e 1? Sen gönlünü rahat tut, göz bebeğim. Arslanlar gibi baban var arkamda. Ver bakayım ne diyor. Alo, Metin'im, yavrum. Kapattı telefonu. Canım kapatır mı hiç, yatalı bitmiştir. Neymiş sıkıntısı Behiye? Yurtta yapamamış, bir ev kiralamış kendini. Sen hemen yarın sabah para yetiştir çocuğumuza. Öyle çok geç kaldım. Anneciğim be. Efendim? Acaba diyorum, bu akşam bir otobüse binip de gitsen Bursa'ya, kiraladığı evi görsen bir rahatlatsan çocuğumuzu ha? Bu gece, hemen öyle mi? Tabii, ne güzel olur valla. Nasılsa işin gücünle yok artık. Ben çıkıyorum, çok geç kaldım. Eskişehir, Bursa, Bolu, Gizli, Çanakkale!
Şöyle. Şey, teşekkür ederim. Hayırlı yolculuklar. İyi akşamlar aziz ve muhterem kardeşlerim. Cümlenize kazasız, belasız, hayırlı yolculuklar demek ederim. Bir dakikanızı iktiram edeceğim. Lütfen beni can kulağıyla dinleyiniz. Cenab-ı Allah sevdiklerinize, hasretlerinize, evinize, ocağınıza sahiden muhafız etsin. İki canda iman ve kalp huzurunda mahrum kılmasın. Şeytandan ve iblisten uzak tutsun. Amin, amin kardeşim. Eyvallah bey amca. Görmüş olduğunuz şu benim intihazı mukaddes kitap, Kerbela köylerinde özel olarak ünlanmış olup, ceketinizin yeleğinin iç cebine, bellağınızın üst kısmında bir münasip yerde bulunursa sizlere kazadan, beladan, cezadan, trafik kazasından, mahzal ve kuluç ağrılarından koruyacak olup hediyesi 10.000 liradır. Var mı aklınıza muhterem Müslüman kardeşim? Ben bir tane alayım bey abi. Buyurun bey abicim. Allah bir bereket versin. Allah çocuğunuzdan çocuğunuzdan olarak düşünmesin. Allah bir muradınız varsa ihsan etsin. Allah zorunda zorunda bırakmasın. Var mı başka ortaya muhterem Müslüman kardeşim? Lan durma! Ben sana bu otobüse bir daha gitmeyeceksin demek mi lan? Bir aşağı. Git! Bana bak abi, niye geliyorsun odamı canım? Muhabbet yapmışsın diyor. Para kazanıyor, para. Yok ya. Dün de korna bir yok dedi. Sana bak! Yürüyorsun! Gelmez bari bu bomba! Ay tamam be! Hayırlı Allah, bir durum mu var? Evet, birazdan rahatsız oluyoruz. İyi, sen kalk bakalım oradan öpü yani. İyi de benim biletim 3 numara. Çok konuşma da yani kalk, bayağı sen de rahatsız oluyorsun. Ben ondan da sizden rahatsız oluyorum. 20 saattir yoldayım, acar acar acar, ne var yapıyorsun? Otur be, sen de otur, nereye gidiyorsun? Bir yolculuk yapabilirim. Geçeyim lan. Tamam otur, madem bayanın bir rahatsızlığı yok senden, bakın muhabbetinize. Ulan hayır. Ne muhabbetine bakacaksın? Yırtalım senin ağzını çarpın. Çarpacağlar da asla. Güzelliğe şapmada. Muhabbet tamam diye. İbi iş laftan bas gideni. Cümleten ayrılıyoruz efendim. Teşekkürler kaptan amca size de. Hayırlı yolculuklar kaptan efendi. Hayır. Herkes kaptan diyor şimdi. Kimin burası korkuyor. Eşşo, eşşek. Sinirlenmeyin hanımefendi. Son günlerde bir tuhaf oldu zaten imzalar. Sinirlenirim ben beyler. Çok fena sinirim. Hemen böyle damlalıklara hiç vermiştir. Teşekkür ederiz.
hanımefendi, buyurun. Otobüse geçmişim kendimden ölürler gibi ya. Tamam, Antep'ten geliyorum. Öyle, öyle. Ben de çay isteyeyim. Bakar mısınız? Buyur bey. İki tane çay lütfen. Teşekkür ederim, sağ ol. Teşekkür. İçer miydiniz? Yok, ben kullanmıyorum. Böyle kıkırtları da bir canım çekse de yine de kullanmıyorum. Ben bundan günde 3 paketi resmen yiyorum. Yapmayın, yapıyorsunuz. Yaşadığım hayatta bir de bu boka tutulmazsam yük diye dışarı geberirim ben. Ya, öyle mi? Bursa'ya mı sizde? Ha evet. Evim var orada, kızım da var. Ben Bursa'lıyım. O zaman bir ziyaretten dönüyorsunuz. Yok, ziyaretten değil, ticaretten. Ya, ne kadar iyi. Mutlaka memuriyetlikten daha iyidir. Ben tam 32 yıllık çalışma hayatımdan sonra bugün emekliye ayrıldım. Ama görüyor musunuz? Bir tuhaf oluyor insan. Ben böyle uykuda gezer gibiyim. Teşekkür ederim. Nasıl? İyi mi işleriniz? Eskiden daha iyi. İstanbul, İzmir, Antalya'da işte tarzım. Daha sonra Urfa, Adana, Giresun. Ama son 2 yıldır piyasayı Rus, Rumen, Bulgar malları tuttu. Biz de böyle hangi piyasayı Allah'tan eski tercihacı verip iktidarım var. Peki ne üstünde çalışıyorsunuz? Yani ne kadar satıyorsunuz? Evet. Ha, evet, evet. Biliyor musun? Çok ömür adamsın sen. Çok bitirimsin. Gidiyorum. Orada okuyor. Doktor çıkacak. İki de kızım var benim. Birisi evli, birisi nişanlı. Metin. Yeni bir eve taşınmış. Adresini de yazmıştım. Bursa'yı da pek bilmiyorum ama... Ver şunu bana bakayım. Dayanasın ya, olamaz. Anlamadım. Benim oturduğum apartmanın giriş katı. 28'e 1. Olamaz. Hayırlara söylemiştim zaten. İstersen garajdan bir taksi yatsan beraber gideriz ha? Peki, siz nasıl uyuyorsunuz? Bir ilgisi yoktur bu bir. İkincisi senin oğlan şu bir koskoca bir kazıktır.
Hem bu gece evlerinin boyunda geçti de bu hiç ayıp bir şey değil. Baldan, tatlı baklavadan lezzetli de. Hem bu iş bu kadar kötü bir şey olsa hiç babasınız ne yapar mıydı Hamdi Bey? Can adamım, istirham ederim efendim. Böyle konuşmak yakışmıyor size. Siz... Ben böyle işlerin konuşmasını da ele getirmesini çok iyi becerim, merak etme. Benim adım yeri veren canım. Niye bakıyorsun öyle tuhaf mı? Bekle, yapmaz öyle şeyler. Kadınlarla kızlarla bana. Kimler yapar peki? Erkekler de mi? Annem bunu hiç aklıma getirmemişti. Ben gidiyorum. Kalkmak yolu bir tatlı bir tatlı. Şimdi çay yapacağım, oturacağız, kahvaltı edeceğiz. Bu kadar senin olan gelir. Hiç anlamadım. Ben çok yoruluyorum ben. İçim de daralıyor. O zaman sen otur şöyle. Ben sana çarpıcı başlayayım. Ne bu? Hiç hiç. Ak sıra, tık sıra, azımsızlığa iyi gelir. Adına viski düşün. İçmem! Ben böyle sıkkınların damlasını koymadım ağzıma Canan Hanım. Aman Hamdi Bey, hiç içmezsin. Sigara içmezsin. Bak bir tondan ödüm patlar. Bırakmak bir o bir kuşta da bir. Ödemelerin canını korkunçlu bilir mi? Ne bu çadı? Ya şimdi bunu hemen içersin. Ya da seni cas çallak soyarım. Alırım hanımın üzerine, binerim seni de haberin var. Tamam, içiyorum. Abla ne iş? Vallahi yanımdan yapmayın. Ne demek size doktor ilaç diye veriyor bunu? Yan içerisinde adam hanımın üzerine çıktı. Bu ne iştir Hamdi Bey? Hayır, günah, rezalet.
Benim bu yaptığım şey. Ay vallahi Cihan abi. Cehennemdesin abi. Şaka siyah bu işe. Git ver kendine dön. Uyan gafi uykunda. Hadi benden korkma dur. Tutarım çocuklarından. Bir daha da bademem. Tövbe sokma eme. Sen benim üstün ben abi. Hiç görünme gözüme. Saat ve takvimname. O komposlu takımı ki dünya bir olsa helal etmem hakkımı. Senin sinsi cenabetin. Hain baba. Pis nedir? Öyle siyahlikte salmak sayıyor. Öyle siyahlikte salmak sayıyor. Bu ceza, bu ceza müstahar sana hakkı. O otobüsteki o sakallı adamdan o birinci mübarek kitapçıyı alsaydı bütün bunlar gelmeyecekti başına. Öleyim ben, öleyim ben dahi. Hamdi Bey. Hamdi hoş uyan öyle mi oldu? Şimdi nasıl? Canaşının yanında yetiştin mi? Buyur. Üçlü kol arasındaki şanlısından beri kabardı. Mümkün değil olamaz canım. Kesek tezkiyle bulunca ateştik ateş. Olsun be. Şu alını, şu yatağı, şu duvarların biri olsa konserim kekik. Mümkün değil olamaz canım. Thank you.
Zaten aramıştır da telefonu düşünmemiştir.
Babam da kursiye varınca arayacaktı ama. Yalnız biraz dağınık tabii ama buyur, böyle otur. Gel. Ne zaman kiraladın sen bu yeri? 4 gün oldu baba. Yurttan bir arkadaşım vardı, Erdal. Birlikte tutacaktık. Ama sonradan caydı. Bu arada Firuze'yle buranın boşaldığını söyleyince ben tuttum. Firuze'yle ne zaman tanıştınız? Yeni tanıştık. Fakültede bir folklor grubumuzda, orada. Kaç oda burası? Burası salon baba. Bak bir de şurada küçük odası var. Kirası? 4,5 milyon. Dedim ya, Erdal olmasaydı... Ha baba, okulumda 2 kardeş var, onlara İngilizce ders veriyorum. Firuze'nin annesinin babasını tanıyor musun? Vallahi bir yardım görmüş babası. Firuze babası öldüğünde 1 yaşındaydı. Bana öyle söyledi. Annesiyle de Fransa'da karşılaştırmıştı. Nasıl bir kız Firuze? Çok şanslı baba, böyle siyah saçlı. Baba, sen Firuze'nin annesini nereden tanıyorsun? Şeyden, ilk okuldan. Biz uzun zamandan beri görüşmemiştik de... Bursa'ya gelirken otobüste... Tamam tamam baba. Zaten birçok şehirde çiçek dükkanları varmış. İstanbul'da, Ankara'da, Samsun'da, Giresun'da... Arası gider dükkanları dolaşıp dönermiş. Ne? Efendim baba? Bana kalırsa sen yurda dönsen daha iyi. Neden ama baba? Daha rahat çalışırım burada. Düşünsene, arkadaşlarım gelir gider. Kitaplarımı böyle yerleştiririm. Kasetlerim yanında, biteydim. Ondan sonra çiçek yukarıda yanarırdım. Evet, babalar başka şeylerde sonra... çiçekçi dükkanları. Baba sen beni dinlemiyorsun ki. Yok canım, ben öyle konuşuyorum. Nerede yatacağım ben? Bak baba, küçük odada son yola. Doğru, yastığı. Sen? Ben burada yatarım. Oğlum, soğuk olur burası, insan üşür. Oğlum, kökeri tutarım baba. Bak. Sımsıcak, yukarıda adetim kalmışsın olduğu için. Bir ses duyuyorum. Ses mi? Şıp 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 diye. O mu? O şey, mutfağın uslu. Lastiği değişecek. Bir de konuşun ucunu yaptı. Baba kalırsa sen yurda dönsen daha iyi. Ya baba ben beni çok sevdim. Hem düzde yardım edin. Beraber bir badanısını da yaparız dedi. Arkadaşlarım gelir. Düşünsene ya. Demek ki babası bir yandırırsa. Baba sen beni dinliyorsun. Yok canım. Ben de öyle çıkacağım gideceğim. Ne bu? Sigara mı içiyorsun sen? Kıntıdan mı olur? Şimdi 3-4 lira. Ver bakayım bir daha da bana. Olur sen. Ver. Çakmak. Bana kalırsa, sen yurda dönsen daha iyi. Dönmeyeceğim baba, dönmeyeceğim. Dedim ya sana ders veriyorum diye. Bir iki tane öğrenci buldum ben. Metin! Baba ben çocuk değilim ya. Bırakın da bazı kararları kendim veririz. Seni çok seviyorum ama bir yerde de sana verdiğimi istemiyorum. Ne demek? Ne demek bir yerde? İnsanın bir şeyi çok isteyip karar vermesi gerektiği yerde. Başla baba. Emekli ayrılma kararını bile sen kendin veremedin ki. Annem verdi. Zuhal ablam verdi. Meral ablam verdi. Yorgunsun. Yaşlandın. Dinler artık dediler. Sen ne olur dedin. Yorgun da değilim. Yaşlı da değilim ben. Yiyeyim kendimi. Ben bir durum. Ne diyorsun sen? Baba neyin var senin? Söyle bakalım. Hadi. Hadi baba. Baba bana söylemen lazım. Ben senin oğlunum. Oğlumsun. Hem de sen de canımsın canım. Ama üzülme. Sen bir tanesin. O kadar iyisin ki. Ama bu kadar iyi olmak. Bu kadar iyi olmak. Kim? Bakın baba, Firuze'dir herhalde. Hoş geldin. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çayımızı sizlerle beraber içelim. İyi misiniz efendim? Şöyle buyurun. Hadi çocuklar, sen çayımızı verin. Şeker unutmuşum anne. Mutfakta var, gel bakayım. Aferin olsun Hande Bey, benim kız senin onlara pek parti. Yarın bugün bizim nişanlı evlerden hiç şaşırdım. Demek Firuze'nin babası bir yangında ölmüş. Yok canım, o benim uydurduğum bir hikaye. Hamile olduğumu öğrenirsin, kırk yedi kuştun evladım. Ya! Ya yapma, niye şaşırdın öyle? Peki o çiçekçi dükkanı masalları falan? Hayır sen benimle masal mı arıyorsun? Benim hayatımdan 50 tane fotoğrafım çıkar Hamile Bey, 50 tane. Ya sen nasıl bir kadınsın? Ne biçim bir kadınsın ben anlayamadım canlarım. Vallahi nasıl ne biçim bir kadın onun hayatını anlatırım da korkarım reklama girer. Buyurun çekin efendim. Buyurun efendim.
Teşekkür ederim. Nedim. Efendim oğlum. Oğlum, yarın çarşıya çıkalım da bir iki eksiğini gidermeye çalışalım. Burada böyle oturulmaz. Tamam baba. Ne bileyim, şu sekvaların üstüne bir ortam alır. Yine bir kilim. Masaya da bir örtü. Şöyle pencerelere bir perde ha. Tamam baba. Hüseyin sen de gelin mi sizinle çarşıya? Ben de gelirim. Önce biraz alışveriş ederiz. Ondan sonra da Hamdi Bey'e Bursa kebabı yediririz. Daha sonra gemiye gideriz isterseniz. Hem biraz hava alır, hem de şu bizim kooperatif binasının halinde ona bakarız da. Ya Metin, attır bakayım babana bir daha sigara ver. Kutu İzmir'e, hiç beni affetme. Metin'i gibi, kutu gibi, kutu. Bir iki eksiğini giderelim diye çarşıya çıktım. Sana oradan telefon ediyorum. Behiye, biliyor musun? Ben sensiz yapamayacağım bir iş yaptım bugün. Kendime bir kravatla bir ceket aldım ya. Zuhal'e bağlıyor mu? Niye? Ya, öyle mi diyormuş Aydın? Ben yarın akşam dönüyorum Behiye. O zaman oturur, bir bir konuşuruz, tamam mı? Efendim Konya'sı. Ha, herallerin otomobil peşini attı. Canım dedin ya, yarın akşam dönüyorum, oturur bir bir konuşuruz canım ha. Çiçeği mi çıkarıyor? Kim çiçeği çıkarıyor? Alo! Niye? Ne oldu baba? Ya tam zamanında bitti şefon. Hadi beyefendi, önce bir kapalı çarşıya gidelim, oradan da bir börekçi yeter, çok açık. Vallahi güzelmiş o hareket günleri. Tam benim hayal ettiğim gibi. Ormanla denizin altında. Arka tarafı yemyeşil. Ön taraf masmavi. İnşallah bizim evet eller yapılana kadar denizin de ormanın da kokunu çıkarmazlar. Kıbbat kadar güzel kıyılarına köpek bir yaşından sonra gelir. Devamlı bir gene daldın derler misin? Söyleyeyim mi? Söyle işinde kalmasın. Seni şu çiçekçi dükkanlarına. Ne zaman kapatacağını merak ediyorum. Bak abi. Ben sana daha önce ne kenet bir kara olduğunu... Kesme ya. Ne kenet bir kara olduğunu zorla zorla anladım. Niye anlattın mı? Belki de sen gözlerinden yüreği görünen bir adam olduğun için. Can gibi, su gibi, peygamber gibi olduğun için. Ama biraz kahve inayi bir peygamber. Ben hayatımda 500 tane anlar vardı. Ya! Ne zaman yapma bitiyor? Bir kere başladım, bitirmeme müsaade et. Evet, ben önümde senin gibi saf ve temiz bir insan gördüm. Dedim kendi canım. Şunun temiz anıyla masum yanını kaçırmayayım. Mal yanıyla, enayi yanıyla da dalga mı geçeyim? Bu arada şakadan bir günler kendimi boş et. Evet, ben olursam. Bekleyen hayvanlara, E5 krallığı şoför bekleyen krallara, sinema getiren kızlara benzemem ben. Benim bana has acınım var. Aracı, tezenek, kendini kullanmam. Kendi malımı kendim satarım. Üretçikten bir yetişe yani. İzmir'e bitiyor aslında. Benim 15 yıldır, 20 yıllık arkadaşlarım var. Evet arkadaşlarım. Trabzon'un terbiyeli, Samsun'un istifadeli. Biraz olmuyor bilmeyin. Eskişehir'i mevcuttur. Ben 15 günde bir, 20 günde bir bunlardan birisini ziyarete gidiyorum. Çok sevdiler beni görünce. Deli olmalı, özlemişler. Kiminin daha evinde, kiminin daha evinde, kiminin çiftliğinde misafir. Bağlı mı renkli beslerler beni. Kuş bir yataklarda yatırıyorum. Arada birlikte o yolların altına girebilirim. Öleceğim gibi peşin mi olur, çekme, hediyemi yastığımın altına iliştirebilirim. Hala evresi yok, vergisi yok fena mı? İki tane sigara da benim sen. İbre, sen bayağı yoldan çaktın bakıyorum. Al, çakma. Yak kıyım bana. Ya, işte sana benim çiçekli dükkanlarımın masalı. Sen şimdi şu yaşadığına yaptan çok memnunsun, öyle mi canım hanım? Bana daha kolay sorular soruyor. İşte bazen böyle kabadayılı, arsızlığa vuruyor. Okluyorum, okluyorum, idare ediyorum.
Yazdık da onu. Adına bankaya 500 milyon yazıldı. Hadi yine onun şansı var. Kızımın çekisi hiç azlık sayılmaz yani. Ha, bir de dükkanımız var ki var. Biliyoruz değil mi? Onu da düşündüm. Ya şöyle bir tıpın kardeşler, çekeceğim de onların başıma. Veya hava gazımızın olsun. Bol bol yemeni zararacağız sen. Sevindim ben, bu adam benim işimizi bitecek. Bilmiyorum tabii canım, onun deli olurum vallahi. Neden? Neyin oluyor ki ben senin? Arkadaşım. Aa, yazdırlar da diye, İstanbullular da diye, eski şehirlerdeki gibi değil. Niye? Neyin eksikti onlardan? Koç değil. Hiç anlamam. Biliyorsunuz. Aa, para meselesi mi? Anlaşırız canım, bir kolaylık olur. Ne kadar serbest meslek sahibi olsanız ne yapmam ve niye anlıyorum? Kaste bağlarız, üzülürüz. Bakma bana resmini sinemli bey, korkuyorum. Bakarım canım, hem de güzel. Konuşmuyoruz sizinle. Küsme bana be hem de bey, ne olursun küsme. Güzelim canım hanım, çünkü sen gözüktüğün gibi bir kadın değilsin canım hanım. Yok be hanım. Asıl sen beni başka türlü görmek istiyorsun. Çocuklar bir şey verir benim. Nerede? Yarın sabah gideceğim. Günler kalkışıyorlar, bekliyorlar dedi, gitti. Biliyor musun? Sevdim babanı. O da seni çok sevdi. Arkadaşım ışıl ışıl bir çocuk dedi. Çocuk dedi, öyle mi? Evet, çocuk dedi. Hem gerçekten abi. Çiçekten? Onlar da benden bile gir olup sevinde demek istedim. Biliyor musun? Babamın gerçekten çok aklı var. Ben de onunla aynı şeyleri düşünüyorum, çok incesi. Çiçekçi annemiz size, öyle olur tabii. Biraz önce annem bir kadına dedi, biliyor musun? Bütün o dükkanları kabartmayı düşünüyormuş. Yoruldum diyor. Bir dükkanımız var, altı parmak tek pazarının içinde oraya çalışıyor. Peki, ne dükkanı yapacağız tabii? Çiçek. Günaydın. Günaydın kızım. Babam bu akşam gelecek değil mi? Sabah geldi yedim çıktı. İyi içeride mi? Hayır, daire gitti. Duş yaptı, taş oldu, ışığı var dedi, çıktı gitti. Ne işi kalmış ki dairede? Anlamadım ki. Bir bardak çay, bir lokma bir şey ye dedim. İşi var işin dedi, çıktı gitti. Biliyor musun? Bir tuhaf babam. Nasıl yani? Bilmem. Metin'ime bile soramadım doğru. Koç gibi, koç gibi dedi. Fırladı gitti. Konuşacak aydınla değil mi? Konuşacak tabii. Hadi elini bir yıkıca da bir bardak çay getireyim sana. Önce çay içeyim, sonra yıkarım elini yıkıca. Gayet geldi mi? Nasılsın diye görmüyor musun? Akrep Burcu. Bugün sizin uğurlu günü. Kafanızı kurcalayan bir sorunuz çözümlenecek. Seviyor ve seviliyorsunuz. Yüreğinizi ferah tutun. Anne! Anne bak ne yazıyor gazetede? Bak oku oku şurayı oku. Çok sevindim çok. Yeni intihar, iç gıcıklayıcı, rezervatiften, artık söylemeli. Anne yıldız olur diyorum ben. Alo, Meral'e geldi babam, hiç üzülme. Yarın kampanyanın son günü öyle mi? İyi tamam işte. Efendim, su çiçeği değil miymiş? Neymiş peki? Yumurtalar mısın mı? Tamam, ben birazdan gelirim, toparlarım ortalığı. Banyosunu da yapıyorum fırınımı, yemeğini de pişiririm güzelim. Yok, en iyisi bu akşam bize gelirsin, hep beraber oluruz. Sizin şu okuma bütçesini aslında konuşmuş babamla. Artık Aydın meselesini de... Anne, Aydın da çağırdım yemeğe. Niye gördüm dedim, daire başkanı Asaf Bey'in odasına giriyor. Niye gelmiş ki? Emekli kişilerde için olmalı. Kaç yıllık alışkanlığı.
adamları giymiştir kahverengilerini, binmiştir otobüste bir dolanmaya gelmiştir. Oğlum bir de resmi memur. Memur ki tam memur, kürkü memur. Memur oğlu memur. Hayır, size de ki ne güzel tarif ettiniz Hamdi Bey'i. Kürkü memur, memur oğlu memur. Arkadaşlar hepimiz aynı karbonhidrat içinde istiyoruz. Haksızlık etmeyin Hamdi Bey'e. Ay, Ufri Bey'e de bayılır Hamdi Bey'e. Aşık mısın dedin? Olabilir ama yaşım tutmuyor. Çevreme bakınca ondan dürüst, ondan namuslu, ondan efendi bir erkek göremiyoruz. Dedikoduyu sevmez, işten kaydarmaz, mahreme, uysal. Isırık, ürke, gölgesinden korkar. Ölme, sen öldü Fatma. Aman bırak canım şöyle, boş verin. Neydi o büyük hali? Ne benizi veriniz? Size duygularımı şey etmek istiyorum. Benim babam da memurdu. Bana itaat, disiplin, amirlerime saygı. Size babam dedi bilmedim. Çalıştım hep tıkır tıkır. Önce Allah, sonra müdür. Sicilim derdimi şükür. Erken yatarım, erken kalkarım. Bir yumurtayı sütle çaldırırım. Kızarmış ekmek, biraz da peynir. Aman Allah'ım ne güzel yedi. Sonunda da kol sahibi aldı işte. Evet, masası da sana kaldı senin. Sen ne diyorsun Allah aşkına? Şunu demek istiyorum. Buraya da yaşayan küçük olan benim. Sürerlerimizin kol sahibi sürerlerimizi göreceğim inşallah. Durun bakalım arkadaşlar, göstereyim bize daha. Muhterem daire başkanım, sevgili arkadaşlarım, bendeniz evden işe, işten eve, namusumla şerefimle, şu kol saatini öbür kolumda taşıyacağım, öpüyemediniz beyefendiciğim. Merhaba arkadaşlar. Sana da merhaba Faruk'cuğum. Geri aldım. Günsel Hanım, kalkar mısınız masamdan? Gecikti babanız. Saat 8'e geliyor. Merak ettim babası. Babamın hiç bu kadar geciktiğini hatırlamıyorum. Allah korusun, başına bir şey gelmiş olmasın da. E işte, aklımdan yer aldım. Ne yaparsın ben? Tabii ben sana seni tekrar değil mi? Geldim. Ay çok şükür geldim. Var sana ya bir şey olsaydı. Ya evet. Hamdi öldürdün bizi. Ya baba hiç değilse bir telefon etseydin ne var? Baktım hava güzel. Yürümek istedi canım. Ben de yürüdüm yol boyunca. Maşallah pek iyi etmişsin. Yemek bekliyor bunca millet. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk çocuğum, hoş bulduk. Ha Aydın. Aklıma gelmişken Zuhal'i almaya geldin mi vakit? Yukarı çıkmayacaksan öyle aşağıdan zaaf zaaf korkulayamaz mı? Bizim elin zili var, biz Ahmet zile basacağız. Tamam mı? Peki efendim. Heh şöyle. Babacım şeyi de söyle hemen. Burada yabancı yok nasıl olsa. Sabah beni söyledim ya sana Hamdi Bey. Ha şu mesele. Tamam. Aydın. Sen Zuhal'le ancak 3-4 sene sonra evlenebileceğimizi, bu arada askere gidip geleceğini, askerden döndükten sonra da para biriktirmek için bir işe girip çalışacağını falan söylemişsin, öyle mi? Evet efendim, öyle dedim. Evet, bir daha ne demişsin Münaklı sınavlarına? Evet efendim, ben böyle düşünüyorum. Sigara! Canım içsen mi 3-4 tane? Allah Allah! Aynen. Ben senin düşüncelerini doğru buldum oğlum. En iyisini söylemişsin. Allah! Ne var? Doğru söylüyorum. Gelin burada seni kurslara yazdıralım. Bir daha gelin hatta sınavlarına. Ben Aydın'ın düşüncelerini çok doğru buldum. Aferin oğlum sana.
sınavına girmeyecek! Girecek üniversite sınavlarına! Oğlum, sizin otomobil kampanyası konusunda da... Evet abi bey, yarın kampanyanın son günüymüş. Biliyorum Melih'e, 10 defa söyledim. Kızım, araba için yatırmamız gereken peşini al. Yaşar babacığım. Veremeyeceğim. Çünkü emekliye ayrılmaktan vazgeçtiğim için emekli ikramiyesi almam da söz konusu değil artık ya. Ne? Emekliye ayrılmaktan vazgeçtin? Emekliye, emekliye ayrılmaktan vazgeçti Hamdi bey. Ya ben kendimi gayet sağlıklıyım. Çalışıyorum bir de çekiştim. Siz de araba konusunda biraz daha sabırlı olun. Ne yapayım ben he? Ama baba otobüslerde dolmuşlarda sıkış tepiş canınız çıkıyor. Çok haklısın yavrum. Çok haklısın Meral'e. Bunu babandan hiç kimse bilemez. Tam 32 yıldır her sabah, her akşam. Meral. Pompam pompa! Molotov kokteyli falan değil, patlamadı Emine! Rakı diyorlar bunlar, rakı! Ben yemeklerini tuttum madem. Dur canım! Evet! Biliyor musun beni ya? Özledim seni ben. Fena halde özledim. İyi de bu ne demek oluyor yani? Bu şu demek oluyor beni ya. Şimdi içeride çocuklarla gittim, baş başa kaldım. Önce bir kadeh rakı içir içersin ha. Ölsem içmem. İçersin, ben biliyorum içtim mi bir acayip oluyor tam beni. Sen sana bir annen olmuş Hamdi. Hele şundan birer kadeh içelim. Hani uzun zamanda bir yapmıyorduk ya, yutmuştuk ya. Vallahi ne diye bağırırsan bağır beni. Tutarım seni kolundan, alırım alının üstüne. Thank you.